Selamlar YouTube. Nasılsın, iyi misin? Şu anda yayındayım ve Car Mechanic Simulator 2022 oynuyorum. Uzun aradan sonra epey bir ek paket geldi. Onlarla devam etmek istiyoruz. Tabii görevlerini de videolarını atmaya devam edeceğim. Çünkü bir 7 tane mi 8 tane mi araba kaldı bitirmem gereken. Ana hikayesi oyunun bu. 30 tane görev var, 30 tane araba var. Dışarı çıktığımda birazdan gösteririm ama ona geçmeden önce şu arabayı artık satacağım. Çünkü her şeyini değiştirdim, her şeyini güzelleştirdim. Top speed için kasacaktım. Ama artık çok da kasmalık bir durumu yok. Yani o kafada değilim şu anlık en azından. Aylar sonra tekrardan oynadığım için oyuna bir ısınma, adaptasyon sürecini yaşıyorum. Ve 14 milyona satıyorum çünkü para ihtiyacım var. Ayrıca da 50 tane arabayı veya 40 tane arabayı da sıfırdan çöplükten alıp tamir edip satma başarım da var. Onu da almak için elimden bunu çıkarıyorum. Görevlerden kastım şu maviler, ana görevler oyundaki. Bunlarsa yan hikaye görevler gibi düşünün. Tabi burada mod görev de var ama olsun. Bunlardan 30 tane var ve bunların hepsini tamamladığınızda ekstra başarım alıyorsunuz. Bu yan görevlerden toplam 100 tane yaparsanız da yine ekstra başarım geliyor. Onu da söylemiş olayım, haberiniz olsun, bilmiş olun. Yeni ek paketlerden neler geldi derseniz hemen bir mağazaya gidelim hep beraber. Mağazadan size bir göstereyim şöyle neler geldi neler gitti. Bu zaten mod biliyorsunuz. Bunun da bir sürü çeşidi var ve 25 milyona sat. Allah'ım bir gün ben alıp seni satarım. Bir gün ben alıp seni satacağım. Neyse konumuz o değil. Bunlar vardı zaten elektrikli araçlarda biliyorsunuz ve aşağı yukarı bütün arabalarını yaptık. En son Jaguar'lar gelmişti. Ondan da hatta bir iki tane arabayı tamir ettik, modifiye ettik. Top hızında denedik, sattık. Şimdi sırada artık Land Rover'lar geldi. En son gelen de bunlar olması gerekiyor. 4 tane araba geldi zaten. 4'ünü de buraya koymuşlar açıkçası. 2016 Land Rover ve Range Rover Sport SVR modeli yani. Bayağı hızlı ve güçlü 600 küsür beygir olan hayvan. Burada da Range Rover Evoque gelmiş ki çok tatlı, çok şirin. Böyle moda ikonu gibi, moda arabası gibi görünen, içine girdiğinde uzay mekiği gibi olan. Oyunda da deneyeceğimiz diğer araç. Discovery abi, kasasını çok beğendim. Son zamanlarda bilmiyorum. Bir Defender, bir Discovery'ler çok beğenir oldum. Yaşlanıyor muyum nedir? Kasalar böyle ikisi de böyle kaba saba ya. Hoşuma gidiyor. Hele son Defender'i Forza'da da oynamıştım bilirsiniz. Çok severim o sebepten ötürü. Bunlar geldi. Onun dışında tabii ki de eskiden olduğu gibi Porsche ve Pagani Car Mechanic Simulator 19'dan buraya otomatik olarak aktardılar. Ama tabii ki de doku kalitesini arttırdıklarını söylediler. Daha iyi kalitede olduğunu söylediler. Ne kadar doğru yalan bilmiyorum ama bunlara daha girişemedik. Yani Pagani'ler ve Porsche DLC'sine hiçbir arabayı daha tamir etmedik. Onlar da ayrı. McLaren zaten biliyorsunuz. Bunlar geldi işte. Bunlarla alakalı bir şeyler çekeceğiz. Videolar vesaireler. 3 arabanın içinden biri lütfen Land Rover olsun. Aa, biri o değil. Geçelim. Aha! Aha! Nice. Harika. Burada Jaguar var. İlk J220 miydi? Şunun model ismi neydi hocam ya? Hep unutuyorum senin model. Ay. İlk J220. Doğru hatırlıyormuş. Çocukluğumun arabası ya. Çok oynardım bununla ben. Araba yarışlarında. Land Rover Discovery. Yani keşfede çıksak mı? Ne yapsak? 56.000 kilometrede. Tahmini değer ne bilmiyorum. 260 beygir, 300 şey 600 Nm tork. Yuh. Beygire oranla torku bayağı bir yüksek. Bunu nereden anlıyoruz? Herhalde atmosferik değil diye tahmin ediyorum motoru. Atmosferik olduğu zaman genelde tork düşük oluyor. Yani satın alma fiyatı 39 bin diyor. Tahmini değeri ne? Onu göremiyor muyuz? Onu da görebiliyorduk sanki. Hiçbir şey yazmıyorlar. Arabayı satın alalım. Bu araba kaçmasın. İlk yapacağımız araba bu olsun. Güzel denk getirdik. İki hakkım vardı. İkisinden birini de yakaladım. Neyse 43 bin. Şu andan 4 bin dolar kârdayız diyor. Ama tabii ki de ben öyle bırakır mıyım? Gir lan otur lan arkaya oturtmuyor. Ben bunu tertemiz tamir ederim. Tertemiz güzelce şöyle her parçasını yenilerim, değiştiririm. Tabii önce sıfırdan tamir edeceğiz. Ne kadar vakit alsa da sonrasında değişmeyen parçalarını değiştireceğiz. Ama genel parça durumu biraz sıkıntılı. Bir iki lastik takıp çalıştırabilir miyim? Zor gibi duruyor. Gel bakayım canım gel.
Dur aslında şurada da halledebilirmişim ya. Şunları alsak. Sen burada beklesen. Şu farların durumu falan çok kötü görünmüyor. Gerçi farlar tamir edilmiyor ki. Farı niye alıyorsam. Pencereler de aynı şekilde. Arkadan yok. O da alınmıyormuş. Bir de farlarını alalım arka ön. O şekilde başlasın bir macera. Direkt kasayı bir billur gibi yapalım. Okey. Şimdi bizim araç burada gözüküyor. Nice. Ver abim. Bunu da ver. Bunu da ver. Tek çeşit herhalde. Ekstra bir çeşit yok. Hop, bunu almıyoruz. Sanıyorum okey şu anda. Gideyim. Lastiği falan olsaydı bir çalışır durumda. Hemen teste sokmak isterdim de. Tamam, genel gövde durumu tamam. Parçası kalmadı. Gel bakalım şimdi seni ne yapalım? Boyahaneye bir götürelim. Bir güzel bir boyayalım. Oy, son kullanılan neymiş böyle ya? Ben ne yapmışım ya? Üf. Güzel renkler kullanıyorum. Ay, kırmızı da gidiyor tabii buna. Bu renk de gidiyor. Ferrari'de kullandığım renkti bu. Bu bahsettiğim yeşil. Defender yeşili galiba bu. Ha tamam, bu galiba fabrika çıkışı renkleri. Okey. Daha önce de var mıydı? Ben mi yeni yakalıyorum bunu? Aradığım şey tam olarak buydu. Bak, bu gri rengi de fena değil. Mavi de varmış kendinde. Böyle açık bir mavi renk mi desek? Ne bu? Yavru ağzı dedikleri mi yoksa? Bilmiyorum. Yavru ağzı. İnek götü. Kedi dili. Yani renk ismi bulamayıp böyle saçma salak isimlendirme yapılıyor galiba. Ben bu turuncudan devam edeyim ya. Sevdim zaten, bunu da istiyordum. Ay maşallah maşallah. Güzel oldun ha. Yakışıklı oldun ha. Tamam, gel şimdi. Şimdi içeri girsen. Şimdi başlasın senin değişim parçaların. Şöyle bir lastik takımlarıyla başlayabiliriz. Bütün boltların durumu kötü. Bunları bir açalım. Siyah renkte güzel. 255'e 60, 19 inç. Ufak değiller mi ya? Ya böyle bir araca bir 22 falan koyman lazım. Ben muhtemelen öyle bir şeyler yapacağım. Jantlar tamir oluyor. Bu güzel haber. Lastik tamir zaten olmadığı için bir problem yok ama bu jantı kullanmayacağım. 22'yi deneyesim var. Şimdi arka iki tane, genelde jiplerde hep böyle geniş geniş lastikler kullanıyorlar. Yaz için havaların güzel olduğu dönemler için uygun ama tabii yağmur veya kar oldu mu, özellikle karda ince lastikler daha iyi. Genişliği daha dar olan lastikler diyeyim. Ama biz tabii süs olsun, güzel olsun diyelim. Abi şimdi boyu ne olsun? 22 çok mu abartı olur bilmiyorum. Denemek istiyorum bir taraftan da. Arkalar 285, önleri de 225 yapsam fena olmaz gibi geliyor. 280 çok mu olur? 265 de yapabiliriz. Kendinki neydi? 255'miş. Tamam. O 255 de ben bunu 295'leri çıkartabilirim. 295 iki tane. 22. Korkuyorum yanlış alacağım diye de. 22, 255 alalım. O da 30 olsun. Tamam. Bunlar tamam. Şimdi kendi jantları. Defender, Discovery. İyi, Discovery. Orijinal. İki tane derinlik eklememiz gerekiyor tabi. Gerçi 30 hepsinin derinliği ya. 4 tane 30 alacağım. Ve 5000 dolara mal oluyor. Maşallah hocam. Sağ ol ya. Sağlam geçirdiler. Şimdi 19'luk değil, 22 alalım. 22'leri 295'e mi taktık? Bu yanak beni mutlu ediyor gibi geldi.
Yine diğer 295. Bunları da hemen oturtalım. Önler artık. Bu ikisi arka. Karışmasın diye direkt takabilirim de. Karıştırmayın mı? Karıştırmayız herhalde. Sürekli 19'u önüme iteleyip durma artık ya. Önlerin yanağını belki ince yapabilirdik. Belki. Bence yakışacak. Bir bakalım. Bir uzaktan şöyle bir bakacağım. Sonra zaten genel sökme aşamasına geçeceğim. Süspansiyonlarla başlarım gibi. Ya da motorla da başlayabilirim. Bilmiyorum. Süspansiyon genelde kolay. Motor çok zor oluyor. Arkalar bayağı bir dışa çıkmış. Bu hoş olmadı. Niye bu kadar küçücük duruyor hala da ya? Yanaktan dolayı mı diyeceğim? Yani 22'ye bine 45 falan mı lazım yanak olarak sağlam oturması için? Çok küçük geldi. Jantımız büyük. Arkalarda bu arada önlerle eşit tutalım. Ön bile birazcık çıkıyor baksana. Ufacık. Ha. Hiç problem değil hocam. Yağını da sonra alırız. Bundan iki tane varmış. Krank milik asna. Piston kolu kepi 6 adet V6 6 piston. Hatırlamak için kendime söylüyorum abi dışarıdan böyle sesli bir şekilde. Unutmamışız bazı parçaların isimlerini. Ben motor böyle içeride tamir ediyorum ya hep. Alışkanlık bendeki de. Motor çıkarıp da dışarıda halledeyim durumu olmuyor. Tamam, çok daha kolay aslında da işte alışkanlık. Bak böyle asansör indir kaldır olmuyor öyle yaparsan. Hoşumuza gidiyor abi. Yani biz ustalar bu asansörün tuşlarını oynamayı seviyoruz ya. Ondan dolayı belki. Bakalım neler tamir ediliyor. Asıl soru o. Tamam. Ön göbeğin biri. Okey. Amortisörün biri tamam. Tekli olması da güzel. Tamir edilebiliyor. Önden çekiş aksı E'nin bir tanesi zaten sıfırdı. Sıfır aldık. Eksikti. İkincisi de tamir oldu. Kaliperin biri tamir. Kaliperin pistonu da tamir oldu. Ama çok para harcatıyorsun hocam bana ya. Hızlı tamir olsana. Ne bu üçlü aşama tamiri? Diğer ön takım şu an okey gibi göbekler. Diğer süspansiyon da geldi amortisör. Arka göbek de okey. Tekerlek poryası 3 bu arada arkanın mı önün mü? Gerçi ön göbek önse bu arkalar. Bu da arkalar. Bu da arkada. Sen de arkadasın ama bir tane var bundan. Neyse önce bir bağlayayım. Eksik oldukça yolda alalım abi. Kerven yolda düzülür. Bunları zaten alacaktım. Altısı da var burada. Bayağı bizi masraftan korudu bu araç. Neredeyse her parçasını tamir ettik. Bir motor bile o tamir olmadı galiba. Tamam. Gövde zaten hallolmuştu. Fren disklerini tamir edebiliyor muyum? 3 tanesi oluyor. Bir tanesi bende var mı yoksa satın mı alsam? Havalı mavalı bakmadım şu an ya. Dur. Dur bir havalı olabilir Önder. Bundan 4 takım yani bir takım alacağız. Bunlar olmuyor. Fren servosu tamir edilmedi sanıyorum. Ben ne olur ne olmaza tutayım. Bunların da ikisini göremedim gibi hissediyorum. En önemli kısım Poyra'yı görmedik biz. Poyra'dan alalım. 4 tane var gibi geldi. Önlü arkalı hepsi. Başka görünmeyen ve almamız gereken neler olabilir diye şöyle bir göz gezdireyim. Ben bunu bağlıyorum. Harika. Hadi bakayım. İlk motor bloğundan başlayalım. Her zamanki gibi. Şunlardan bahsediyordum ya. Taşıyıcı makara abi. Bunları arıyorum ben 2 saattir be. Oo, hepsinin hazinesi burada. Standart hazineler kullanılıyor galiba. Aa, yakıt filtresini de almadık. Bütün eksikler ortaya çıkmaya başladı şimdi.
Seni de alalım. Aküyü alalım. Şimdi bunları almam lazım. A tipi, B tipi, C tipi. Ve neler hatırlıyorum dersek bir tane kırmızı, 3 tane bundan, bir tane mor hatırlıyorum sadece. 2 tane mor mu vardı acaba? Senden bir tane daha olabilir. A tipi role hiç kaldırmadık. B tipinden 2 tane, C tipinden 5 tane vardı galiba. A tipi de 2 tane koyalım, ortalama olur zaten. Bizdeki bu kapağı yok bir de üstüne. Bunlar sensörler mi desek? Ne deniyor? Hep unutuyorum şunları. Yeni geldi oyuna, alışamadım ben onu. Adam olacak araç. Aa, Eko varmış. A mı B mi? B hiç yok galiba. Bunların, ha gerçi A ile B. Yo, bu B'ymiş. A tipi mi hiç yok acaba? A tipi yok galiba. A'lar kocaman oluyor. Bakalım bunların kaçı doğru. Lan bir tane kırmızı direkt geldi. Afuk, ikinci kırmızı mı yok? Bir tane daha mı? Burası turuncuydu. Burası da mordu. Fuck. İki kırmızı almam lazım o zaman. Ondan sonra bir tane de B tipi alalım. Bununla tamamlanıyor galiba. Nice. Kapağını da aldık hocam. Afiyet olsun. Üst taraf şimdi neredeyse hazır. Arkalara gidersek neler oturtabiliyorum burada. Sanırsam hiçbir şey. Egzoza dair de hiçbir şey almadık bu arada. Seni de oturtalım. Göbeklerin ikisi de var. Çok güzel ama şu yok işte. Arka denge çubuk virajı. Bunların dördü de böyleymiş ki amortisörlerin. Tamam, kauçuklar varmış ama normal kauçuğum çok yok diye biliyorum. Bu küçük kauçuk geneli. Bundan bir tane varmış. Bir tane daha ekleyelim. Bir tarafı zaten oturturken anlıyorsun ne var ne yok. Göbekler ve poyralarda problem yok. İkisi de var. Arkalarda poyra yok mu yoksa sonradan geliyor tabii, şu an olmaz ki. Ya da oturtamadım, dur. Heh. Tamam, oturtamamışım. Ups, fren diski, fren diski. Bir tane daha almıştım ben sanki. Aa, en son tamir ettiğim makinede mi kaldı? Almadım ben onu. Al arkası sür. Af, iki tane varmış. Ben tek parça sanıyorum onu. Olmadı bu. Ya bunu almadın mı ya? Hayda. Bari bunu oturtalım. Zaten zerotlar da var yok belli değil. Hiçbiri yokmuş. Tamir edilmiyor herhalde. Ondan dolayı. Bu tarafta eksik çok. Perez'den umudu kesmeyin. Terbiyesizlik etmiş olursunuz. Yani Perez şampiyonluğu oynamaz belki ama, çünkü oynatmazlar. Ya istese de oynayamaz gerçi de, yani karşısındaki adam bor mu lan? Dünya şampiyonu artık karşısındaki adam. Ama her zaman gibi aktifliğini koruyacaktır yani. Ben Perez'in hala da arabayı tam olarak oturttuğunu ve alıştığını düşünmüyorum. Bunu tam yaptığı zaman, birazcık da kendini geliştirdiği zaman, önemli olan da o. Eksik olan taraflar, yani tek turlu hızlanmalar. Bunlar tamamladığı zaman çok daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. O vakit zaten bayağı iddialı olacaktır. Şu an halihazırda da kötü değil Perez. Yani bakmayın. Eğer Red Bull Perez'i Verstappen'e karşı oynatmasaydı, yani Verstappen kozuna oynatmasaydı işte. Ona puan kazandırmak, onu şampiyon yapmak için kendini başına bıraksaydı, emin olun Perez geçen sene üçüncüydü abi. Dünya şampiyonasına, yani Hamilton'dan sonra Perez olacaktı sıralamada. Bu açık ve net. Kaç tane yarışını çocuğun aldılar yani, gir içeri. Yok risk almak istemiyoruz. Yok şöyle, yok böyle. O yüzden Perez'i yedirtmem. Terbiyesizlik yapmayın. Yani ilk 3'ün ya da ilk 5'in içinde en kötü ihtimalde. Ki 4. bitirdi galiba yanılmıyorsam şampiyonayı. Ya ilk 5'in içinde olan adamdan umudum yok ne demektir ya?
Bu nasıl bir cümle hocam? Nasıl kurarsın böyle bir şey? Perez göreceğiz. Sadece şey yapmasınlar çok. Tamamen Verstappen'in yancısı. Ne gerekiyorsa yapacak. Tamamen her şey Verstappen'in üzerine oynanmasın. Ben Perez'in hala çok iş yapacağını düşünüyorum yani. Çünkü yani böyle bırakamaz, anladın mı? Perez şöyle bir adama benziyor. Yarış devam ediyorsa sonuna kadar, bıraktığım an bırakırım derdinde. Yani öyle salmaz. Kendini sürekli devam ettirir de şey yapmaya, geliştirmeye. Bıraktığı zaman tam bırakır. Ne zaman bıraktığında, yani tamam şampiyon olamaz belki ama çok iyi bir sezon geçirdiği zaman bırakabilir. Çünkü çoluğu çocuğu var, ailesi falan, artık yaşı da var belli bir düzeyde. Yani çok sağlam böyle podyumlar aldığı zaman, artık tamam tarihe adım yazdım dediği zaman bırakır. Bıraktığı zaman yavaşlar. Para için belki devam eder diyeceğim de onu da yapmaz bence. Yani para için devam edecek adama da benzemiyor çünkü kendisi. Propagandası yapıyorsun be. Perez Ne çünkü adamdır. yapıyorsun arkadaş? Perez de Perez. Perez de Perez. Perez. Perez'e karşı geliyor kimler ya? Kim geliyor? Bu Ahmet chatten mi? ya, evet, benim chatimde bir de ya, terbiyesiz. Aa, ne kadar ayıp. Çok ayıp. Ağzın topla. Yakıt attı. Okey. Benim aldığım buysa bunlar buji, bu yakıt at. Oh shit. Bujinin üzerine geliyor. Bir dakika lan. Tamam. Okey. Kambillerde problemi yokmuş. Buna sevindim. Hepsini tamir etmişiz. Başka da bir şey kalmadı. Bunu da tamir etmedik bu arada. Ya bu yoktu araçta, bilmiyorum. Öyle bir şey de olabilir. Geldiğinde. Bunları da almadık hala. Dur şunu halledeyim ya. Bunu aldım az önce. Bunu da alayım. Taşıyıcı makarayla iş bitti. Eksantrik de buji ile önze, arka süspansiyon. Susturucuların hepsi tamam. Volan arkası kaldır ya. Tamam sanıyorum. Hepsini aldım parçalar. Motor yağ deposu kapağı da var elimde. Altta da bir problem olmaması gerekiyor. Okey. İki tane plaka ayarlamamız lazım hızlıca. Şimdi offroad lastiğimiz eksik kalmıştı. Onları da tamamlayalım. 22 diyelim. 235 değil tabii. 255 miydi orijinaller? 255 yapalım ama yanakları birazcık düşürelim abi. 45 iyi midir? Ya şurada bir animasyon olsa böyle 40-45 yaptığımda, anladın mı yani? Şunları görmemiz lazım. 40'ı bir deneyeyim. 40'ı bir deneyeyim. Bir taneyle deneyebilirdim aslında da. İşte deniyorsan jant da ona göre olacak ki. Fuck. Çok denemesek mi biz abi? Çok denemesek mi biz? Hadi bir tane alayım. Bari buradan kar yapalım. Derinlik 40 diyelim. Ön arka yanak farkı var şu an. Öyle çok göze çarpıyor mu bilmiyorum. Yani ne kadar şey koyarsam koyayım, yanağı genişletirsem genişleteyim, sanki hala da lastik ebatları arabaya göre ufakmış gibi görünüyor. Ama 40'ta daha az sırtıyor. Evet, 40 yapayım abi. Önü de 40 yapalım. Aksamların hepsi okey. Süspansiyon, motor. Geriye ne kalıyor? İçerisi kalıyor. Tabi bunu makineye oturtup şöyle bir iç dış cilalama yapmadık. O eksik. Şöyle üf. Çalıştır bakayım. Ya yağ koymadık. Nereye çalıştırıyorsun? Şimdi abi. Interiors diyelim. Disco ve Rue diyelim. Büyük yazmayacaktım ya. Dis yazayım. Çıktı. Ön koltuk ve arka koltuk. Tamam. Olması gereken her şeyi aldık. Arka koltuğumuz hiç yokmuş bu arada. Peki. Ya ne oluyor kardeşim? Kopma işte. Allah Allah. Hazır koltuk moltuk yok. Cila da yapayım ben buna. Gel içeride cila işlemi yapalım. Pasmas varsa içeride bir silelim.
Belki altta malta bir delik vardır. Paspasın altında bilemeyiz. Plaka. Türkiye plakası olsun. Ne demiştiniz plaka için? 45 olsun demiştiniz. İki tane ver hocam. Ya özelleştirme getirsinler şunları be. Bir renktir, bir tarzdır. Tamam, çok plaka var yani. Oradan seç beğen al diyor da. Yine her şeyin içinde olsun yani. Yapıştır. Arka kapı açılmıyor değil mi? Açılmıyor. Okey. İçeriden buradan bağlayabiliyorum zaten. Problem yok abi. Ben böyle bir ustayım işte. Dışarıdan durduğum yerden içerideki parçaları değiştirebiliyorum yani. Öyle bir özel yeteneğim var. Yani ustalık zaten. Böyle bir şey arkadaşlar. Siz yanlış gördünüz. Aç kaportayı hocam. Şunları bir dolduralım. Ha bir de teste tabi tutmam lazım. O testleri tamamlamam gerekiyor benim. Amortisör testi. Son bir motor ya. Hadi geçmiş olsun. Discovery cillop gibi oldum. Eksik bir şey kalmadı. Ara soğutucusunu taktık değil mi? Ondan emin değilim işte bak. Arka süspansiyon bağlantısı ve haydi. Almışımdır da cebimde de duruyordur eminim yani. Burada problem yok ama bu tarafta vardır. Karşı taraf. Şurası ya. Uf, şu kauçuğu oturtmadın mı buradaki bağlantı gelmiyor. Şimdi mi oldu? Ha, oldu mu şimdi? Rahatladın mı? Tamam. Arka tampon, arka plaka. Kauçuklar. Hepsi %100'de. Heh, şuradaki çekleme durumundan da görebiliyoruz zaten. İç mekan, dış mekan. 56.000 kilometre. Bunu kendimiz süreceğiz önce. Ama bir test. Let's go. Bu ne? Göstergeler niye titriyor ya? Işıklar. Geç bir garaj önüne. Cillop gibi kokuyor vallahi. Çalıştır. Standart yani. Nasıl V6 ise bu V8 gibi hırlıyor. Gaza basınca biraz değişiyor. Okey de yani yine de. Rolanti sesi çok kötü. Of. Hızlı başladık. Ama göstergelerde problem var abi. Sıkıntılı bu göstergeler. Abi bizim bugün F1 toplantımız var. Unuttum. Bir taraftan hatırladım ve sevindim. At artık. Bağırtma. At. Ne göstergeleri oynuyor? Düşür. 6. vites ne abi? Düşürsene 5'e 4'e ya. Az önce 4'te bağırttırıyordu. Hala bağırttırıyor. Manuel süreceksin işte bu yüzden arabayı. Zaman kaybettiriyor bana ya. Aa, açıdan dolayı kaçırdım orayı. İçeriden sürsem daha iyi galiba. 2 dakikanın altında gelinebilir mi diyeceğim de yok ya. 5-6 saniye fark var orada. Hadi temiz bir tur atıyorum. Hızlı bir tur aynı anda da. Yapabiliriz gerçi ya. Hızlı olduğu için öbüründe starttan başlıyoruz. Sıfırdan kalkış yaparak. Bunda hızlı geçtik finish'i.
O yüzden 2 dakika gidebilir hata yapmazsan. Deneyelim bakalım. Genelde bir 4 saniye kadar oynuyor. Bak şurada 6. viteste kalması kadar saçma bir şey yok. Şurada 5'e alsa veya 4'te bağırtırsa çok daha iyi olacak. 5 olur, 4 olmasın da. Unuttum. Viraj unuttum. Bir jip için 4x4 için hiç de fena dönmüyor araba. Böyle manevra kabiliyetleri iyi yani. Tabii bu spor modeli olduğunda unutmamak lazım da. Hadi 1,5 dakika oldu. Son sol, sağ, sol. 3 virajım var galiba. Yok, 5 mi? Sol, sağ, sol, sağ ve sol galiba. Güzel tepkiler veriyor ama araba. Hesapladığım gibi hareketini yapıyor. 2 dakikanın altına geldik bence. Gayet iyi. 1.59 tertemiz. Kemiksiz. Ben mutluyum. Bu arabayla 200'ü görsem kafi. 170 civarını gördük az önce. 167'ler mi gördük en son? Yetmiş yedinci vites varmış. Güzel. 180. Yol yetmeyecek 200'e bu arada. 190'ı gördük. Hadi be aslanım. Hadi bir tık daha zorla, bir tık. 195. 97. 98. 99. Ve 200. Hedef tamam. Hedef tamam abi. Yeter yani. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın araba? Yukarıya bakmayın, 200'ü gördü. Güzel araba. Evet, satıyoruz. Kar yaptık mı bilmiyorum. Parçaya çok para harcadık çünkü. Ne kadar param vardı, ne kadar kaldı hesabını da yapmadık. Ama yani ortalamada pahalı parçalar yoktu gerçi. En pahalı motor bloğuydu. O da 3200 dolardı galiba. Onun dışında çok pahalı parçamız yoktu. Koltuk direksiyonları da bir tık belki. Bir tık tuzlu sayılabilir. Yok, 140 bin harcamadık tabii. Kesinlikle yani. 39 bine almışız aracı. Yani maksimum, ama maksimum olsa olsa 15 bin dolar falan harcamışımdır. Anlatabiliyor muyum? 20 bin de hadi sen. O yüzden yine her türlü karımızı yaptık. Bu aracı da artık gönül rahatlığıyla satabiliriz. Keyifli bir araba. Hoşuma gitti. Umarım siz de beğendiniz. Tabii YouTube için sesleniyorum bunu. Videoları beğenin hocam. Devamı gelecek. Daha fazla Range Rover, Land Rover, bir de diğer Pagan'lar ve Porsche'ler de getireceğim. Hepsini tek tek modifiye edeceğiz. O yüzden bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.